Arkadaşlar hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz. Videomda gördüğünüz gibi sıkıntılar bu kafeste bitmek bilmiyordu. Gene hasta bir kuşumuz var. Bu seferki gerçekten çok hasta. Yine büyük ihtimal ipten nasıl kuş alınır videosu gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Şu an kuşumuza teşhis koymaya çalışıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi zar zor yürüyor. Kendini kaldıracak dermanı yok. Şu an dışkısı iyi. Kilosu iyi. Erkeğin kilosu problemliydi. Onu daha yeni toparladık. 2 gün sonra bu patlak verdi. Şu an benim tahminim solunum yollarıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum. Ama birkaç üstadıma daha danışacağım arkadaşlar. Size gün gün yine ipten nasıl kuş alınır videosu yapmaya çalışacağım. Umarım kurtarabiliriz. Umarım ellerimizde ölmez. Beklemede kalın. Çok başarılı olacağımızı umuyorum ama artık gerisi kader. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık bir 10 gün kadar oldu, yani bir hafta 10 gün arası. Kuşumuzun ilk öyle olduğu gün size bir video çekmiştim hatırlarsanız. Şu an arkadaşlar ayakları tutmuyor, gördüğünüz gibi ağzıyla tırmanıyor. Kendi çapımda bir tedavi uyguladım. Kuşumuzun neyi olduğunu size söyleyeceğim. Bu benim büyük ölçüde benim hatam arkadaşlar. O yüzden ben gerekli bütün önlemleri aldım. Kuşumuz bu şekilde benimle yaşamaya devam edecek. Ta ki doğal sebeplerden ölene dek. Şimdi arkadaşlar ilk başta solunum sıkıntısı var sanmıştım. Kuşumuz bir acayip nefes alıyordu. Şimdi o nefesi kesildi. Sonra dedim ki ayak kanat tutukluluğu salmonella da olur. Salmonella mı acaba? Salmonella mı acaba dedim. Salmonella da değilmiş arkadaşlar. Çünkü salmonella da dışkı olur. Ben birkaç üstadım dedim, insana sordum ama sadece birkaçı gerçekten yardımcı oldu. Kimisi biraz gülürtülü, kusura bakmayın ama kimisi arkadaşlar yardımcı olmak istemedi. Kimisi de gerçekten çok saçma şeyler söyledi. Ekoli olduğunu söylediler. Ekoli hiç alakası olmayan bir hastalık bununla. Dışkıları çünkü gayet iyi. Sonra arkadaşlar bir üstadım, daha önce size söylemiştim, triflukan kullandım uzun bir süre tüm kümeste. Kilo kaybı falan, kursak bantarı. Triflukan insan ilacı arkadaşlar. İnsan ilacı da kuşlara ağır gelebiliyor. Bu tarz bir şey olmuş olabilir diye düşünüyoruz şu an. Mehmet abi biliyorsunuz önceki videolardan. Onun yanına gittim. O bana şöyle bir vitamin mineral verdi. Kullanıyorum arkadaşlar ama yani kuş hayatta şu an. Ama ayaklarıyla ilgili bir gelişme yok. Ben hatırlarsanız daha önce felç bir kuşum vardı, Bahtiyar diye. Çok üzülmüştüm öldüğünde. O da felçti. Onu iyileştirmiştim arkadaşlar. Şu an ona iyileştirdiğim tedavinin aynısını uyguluyorum. O da böyle ağzıyla yürürdü. Ona arkadaşlar D3 diye bir vitamin vardı. O benim şu an elimde mevcut. Onunla ağzına damlatıyordum sabah akşam bir tane. Bunu da arkadaşlar bu hayvanı şimdi bu şekilde yem yemesi sıkıntı olabilir. Yemliğe tırmanamaz. Suluğunu da aşağıya koyduk. Her gün bir öğününü ben kendim elimle besliyorum. Onun içine D3 koyuyorum. D3 zaten suya konulmuyor. Yağımsı bir fonda olduğu için yukarıda kalıyor. Bu şekilde yani açıkçası kabul ediyorum kendi hatam olduğumu. Keşke böyle olmasaydı. Ama ben düşünemedim. Bu da bize bir ders oldu arkadaşlar. Bir daha kolay kolay insan ilacını bu kadar yüksek dozlarda bu kadar yüksek süre kullanmayacağım. Üzücü oldu tabi. Diğerlerinde herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Yavrularımız çıkmaya devam ediyor. Bunu da arkadaşlar böyle birkaç videoda açacağım. Hani yaklaşık bir 10 gün oldu işte. Bir, toplam bir ay kadar bir sürecek. Bir ayda bir gelişim olursa sizinle paylaşacağım. Olmazsa da paylaşacağım arkadaşlar. Bundan haberiniz olsun istiyorum. Çünkü bu benim yaptığım bir hata. Bunun da bedelini bir canlı ödüyorsa sorumluluğunu tamamen ben almak zorundayım. Bazı forumlarda görüyorum. İşte kuş hasta çok uygun fiyata verilecektir. Yani çok saçma sapan bir şey yani. Bu çok ayıp bir şey. Ben bunu kabul etmiyorum. Ölene kadar bu arkadaş bizimle.
Belki şu erkeğin yanına bir şey alırız. Bu da ayrı bir kafeste durur. Bu şekilde bakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Israrla o kalamara gitmeye çalışıyor. Ben o kalamarı birazdan aşağı koyacağım zaten. Acaba sıkıntı kalsiyumla alakalı bir eksiklik mi var? Çünkü ilaç kullanırken kalsiyumu kesiyoruz arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Ben de ilaç kullandığım için kalsiyumu kesiyorum. Sen de acaba kalsiyuma mı gitmek istiyor? Onu da aşağı koyacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoda sizler de görürsünüz. Yemiş mi yememiş mi? Bakın şu an ısrarla onu yemeye çalışıyor. Ayaklarında güç yok tabii hayvanın. Ağzıyla tutunup nasıl çeksin kendini o da. Öyle bir haklı işte. Neyse, görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar, size bu kuşu nasıl elle beslediğimi de göstereyim. Belki iyileşir. Hani bir umut. Şöyle bir aparat lazım. Bunu zaten el besleme videosundan biliyor olmanız lazım. Şimdi baştan nasıl beslenir, şu şekilde sokulur falan anlatmayacağım. Sadece el besleme mamamızı yapıyoruz. İçine arkadaşlar 2 damla D3 koydum. Bakın şu kadar yaptım. Bu çok bile. Bunu zaten bitiremez yani. Mümkün değil. Kusar. 2 damla D3. Bir damla da o Mehmet abinin verdiği vitamin minerali. Zaten o bitti şimdi. Şöyle kuşumuzu alalım kamerayı devirmeden. Bir dakika. Evet. Biraz kilo veriyor ama. Bu kadar da olur. Hafif popoda dışkı da var. Elleri biraz kuvvetlenmiş arkadaşlar sadece. Bir eli hiç kuvvetli. Bir elinde hiçbir şey yok. Bir eli biraz kuvvetli. Bir elinde hiç yok yani. Neyse. Bir umut işte. Kilo vermesini önlemeye çalışacağız bu şekilde besleyip. Şöyle tutuyoruz. Bunun detayını, bunu bilmeyen arkadaşlar. Gidip el besleme videomuzu izlesin. Orada çok detaylı anlatıyorum zaten. Yavaş yavaş basıyoruz arkadaşlar. İyice dolduracağım. Çünkü hayvan belli ki aç kalıyor arkadaşlar. Şöyle bakayım, yeterli mi? Epey de dolmuş. Şöyle koyalım arkadaşlar kuşumuzu. Tünekte duramıyor zaten. Neyse. Bunu zaten arkadaşlar bir daha kullanmayın. Bunu atın arkadaşlar. Tam miktarını ayarlamak bazen zor olabiliyor. Siz de işte elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. İşte merhaba. Şu an yeni uyandım sabah zaten. Yani şu an o kadar mutluyum ki size anlatamam. Çünkü gördüğünüz gibi hani ne haldeydi hayvan. Şu an tünekte duruyor. Dün anlamıştım zaten böyle bir şey olacağını. Bir ayağıyla böyle tırmanmaya çalışmaya başlamıştı. Bakın nazar değdirdik. Ama gördüğünüz gibi tutunma hissiyatı gelmiş arkadaşlar. Bir yerlere tutunabiliyor ayağıyla. Bu benim için çok büyük bir gelişme yani. Gerçekten hani bir hayvan benim yüzümden bu hale düştü. Gerçekten bir şeyleri başarıp eski haline geri getirmek için yani gelişme var şu an ortada. Yani tamamıyla eski haline dönmüş olmasa da yaşam kalitesi iyileşmeye devam ediyor diyebilirim. Şu an gerçekten çok mutluyum. Gelişmeleri sizlere aktaracağım. Bunu da sadece aç susuz kalmamasını sağlayıp mineral vitamin eksikliğini tamamlayarak yaptım. Başta en büyük yardımcım D3 oldu arkadaşlar. D3 ve elle besleme mamasını her gün kutsağına dolduruyorum. D3 zaten bu tarz durumlarda muazzam bir ilaç. Bakın şimdi belki tırmanır diye ümit ediyorum ama. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki kısmı da size detaylı anlatırım gelişmeleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar tedaviye başlayalı kaç gün oldu bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Bir 15 gün civarı olduğunu tahmin ediyorum. Kuşumuz tedaviye yanıt vermeye başladı arkadaşlar. Bakın elleriyle şu an tutunuyor. Bu demek oluyor ki
felci bir nebze de olsa iyileşti. Ağırlığını büyük ihtimal ağzına veriyor ama şu an tünekte de durabiliyor. Şu an bu demek oluyor ki doğru yoldayız arkadaşlar. Demem şu ki arkadaşlar, buradan çıkarılacak ders nedir diye soracak arkadaşlar var. Tabii her videomda bir ders olmuyor ama. Burada şöyle bir ders var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki işte bu kuş ölür, bu kuş yaşamaz. Bana çok diyen oldu. Bana kuşçuluk, bu kuşu görüp sen kuş besleme, nasıl bu hale gelir bu kuş? Bu benim adı nedir isteyeceğim bir şey değil zaten. Ama buna kimse de karar veremez arkadaşlar. Ben o kuşu nasıl çok kötü bir hale getirdiysem iyileştirmesini de bilirim. Bu videoyu zaten Facebook'ta paylaşacağım. O arkadaşlar da cevap olsun. Bakalım kaçı bu şekilde kuşlarının peşine düşüp iyileştirebilmişler. Umarım gerçekten faydası olur arkadaşlar. Bu şekilde bir sıkıntı yaşayan arkadaşlara. Buradan Mesut Bey'e bir de Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten onların yardımı olmasa bu şekilde getiremezdik. Umarım kuşumuz daha da iyiye gidecek. Sizle son bir kere çok iyikenki halini paylaştım arkadaşlar. Sonra da videomu bitirmeyi düşünüyorum. Kafamdaki plan bu yönde. Umarım arkadaşlar hiçbirinizin kuşu bu hale düşmez. Düşerse de umarım size bir faydam dokunur da kurtarırsınız. Size işin sırrının David 3 olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar kesinlikle. Şu an gördüğünüz gibi çok hafif zorlanmalar söz konusu ama hani ne haldeydi siz biliyorsunuz arkadaşlar. Videonun ilk başına bir bakın, bir de sonuna bakın. Şok olursunuz. Arada dağlar kadar fark var. Şu an bırakın tünekte durmayı. Hayvan yem yiyemiyordu, su içemiyordu arkadaşlar. Suluğunu da geri aldık. Bakın bir denge problemi var gene. Ama bakın ısrarla, o da güçlü bir kuş belli ki, toparlıyor. Bu sıkıntıları iyileştirdikten sonra arkadaşlar, sonra onların tüy sorununa başlayacağım. Gördüğünüz gibi ikisinde kuyrukları bir kısa, tüylerinde bir sıkıntı var. Onu da güzel bir şekilde, en güzel şekilde vitaminlerimizle halledeceğiz arkadaşlar. Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Tekrar söylüyorum. Yaklaşık işte bir hafta mı sürer, ne kadar sürer bilmiyorum. O zaman size bir video daha atacağım arkadaşlar. Kuşumuzun son haliyle ilgili. Buradan öyle yok işte kuşçuluğu sen bırak bilmem ne diyen arkadaşlara da cevap niteliğinde bir video olsun istiyorum. Kendileri de artık umarım insanların moralini bozmaktan, işte bu kuş ölür demekten vazgeçerler. Kuş arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Yem yediği sürece ölmez. O yüzden yerde bakın daldarılar. Ben az önce elle besledim. Bunların farkına varalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bugün tarihler 11 Ekim'i gösteriyor. Gördüğünüz gibi felç olan kuşumuzun son durumu bu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi örümcek adam gibi istediği yere tırmanabiliyor. Koordinasyonu yerine gelmiş durumda. Arada böyle ufak tefek kazalar olabiliyor ama gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı kalmadı ayaklarıyla alakalı. Şu an bir tüy problemi var. Videonun kapanışını biraz farklı yapacağım. Tamam, kuş iyileşti. Ama buradan çıkarmanız gereken ders şu aslında. Bu video bir ders içeriyor. Video kuşu ben iyileşeceğini bilmezken size video çekmeye başladım ama gördüğünüz gibi hep inanarak konuştum. Hep inandım. Ve sonuç bu arkadaşlar. Size de tavsiyem kesinlikle inanmanız. İnanmak başarmanın yarısıdır sözü. Bu hayvanlarda, bunların bakımında kesinlikle işe yarayan bir şey. Ben bu zamana kadar bakın kaç tane kuş büyüttüm, sattım, besledim. Yeri geldi. Ölenler de oldu tabii. Ama bu zamana kadar sadece bir Bahtiyar adlı kuşum öldü. Bir tane de dolandırıcıdan aldım. Çok ağır hasta bir kuşum ölmüştü. İkisinde de dolandırılarak aldım. İkisinde de çok ileri düzey hasta iki kuş aldım. Sadece onlar öldü bakın. Size demem o ki bir kuşun ölmesi yaşı gelmediyse. Bunlar tabii genç kuşlar. Sıradan bir şey değil. Sıradan bir şey olarak görülemez. Bu bakımla alakalıdır. Dediğim gibi şu an kuşun son durumu bu. Bana o kuş besleme boş ver diyen arkadaşlar da umarım bunu görüyordur. Kendileri de umarım bunu başarabilirler. Bu videoda onlara bir ders niteliğinde olsun. Nasıl kuş iyileştirilir, nasıl bakılır. Onlara ders niteliğinde olsun.
Çünkü felç olan bir hayvanı iyileştirmek gerçekten özel bir bakım istiyor. Burada da alçak gönüllülük yapmayacağım. Genelde ben böyle övünmeyi sevmem ama gerçekten zor bir şey. Ve biz bunu çok şükür birkaç abim sayesinde, buradan Mehmet abimle Mesut abiye tekrar çok teşekkür ederim. Onların akılları olmasa bunu başaramazdık. Kuş şu an gördüğünüz gibi tünekte durabiliyor. Bir tüy problemi var. Onu da bir tane vitamin hazırladık. Onun videosunu izlemiş olmanız lazım. Ya da bundan sonra izleyeceksinizdir. Belki spoiler oldu. O vitaminle düzeltmeye çalışacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kesinlikle kimse kuşum ölecek demesin. Elinden geleni yapsın. Takdir-i ilahi ölürse de kendini üzmesin ama siz gene de elinizden geleni yapın. Gerisi Allah'ın takdiri. Sonuçta bunlar da can. Canlı. Sorumlulukları tamamen size ait. Çünkü siz almasaydınız bir başkası alacaktı ve onun elinde daha sağlıklı bakılabilirdi veya ölmeyebilirdi. Bunun farkında olup bakarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kimse bütçeyi bahane etmesin. İşte benim ilaç alacak param yok falan filan. Ben de öğrenciyim. Ve gerçekten yeri geliyor. Tüm hani harçlığımı buna yatırdığım oluyor arkadaşlar. Benim çünkü düzenli bir gelirim yok. Maaşım yok. Buna yatırdığım oluyor. Kimse bir şey bahane etmesin. İsteyen her türlü yapar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu benim için çok büyük bir destek. Eğer bir sorunuz olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.